Osmanlı mimarlığında klasik dil ve bugüne yansımaları isminde bir program hazırladık. Neden böyle bir program hazırladık? Neden böyle bir başlık attık? Ben kısaca bir giriş konuşması yaparak sözü konuklarımıza bırakacağım. Şimdi İstanbul'da klasik mimarisi, Osmanlı'nın klasik mimarisi ile ilgili kült diyebileceğimiz, anıt eser diyebileceğimiz eserler var. Bunlardan biri işte Sultanahmet'tir, biri Süleymaniye'dir. Ve geçiş aşamasını temsil eden Beyazıt Camii'dir. Ve sonrasında bugün ne yansımaları dediğimiz, taklitten çok da öteye geçemeyen bir sürü eserle karşı karşıyayız. Biz dedik ki bu klasik dil nedir, nereden nereye gelinmiştir, bunun aşamaları nasıldır, arka planında ne vardır, nasıl bir fikir vardır. Bunları konuşalım. Bu konuda en azından bazı zihinlere fikir ekelim istedik. Bir de bunun bugüne yansımaları olarak ifade ettiğimiz çakma eserler dediğim ki bu görselde aslında biz iki farklı camiyi kullandık. Biri herkesin tahmin edebileceği üzere üstteki Sultanahmet Camisi, alttaki ise tahmin eden var mı bilmiyorum ama hayır, Çamlıca değil. Taşoluk'taki altı minareli cami. Yani neden mesela tek minare değil iki minare kullanılırdı? Bunun arka planında bir hassasiyet noktası vardı. Neden yukarıya doğru piramidal bir görüntüyü verecek ve organik bir geçişte temsil edecek bir süreci, bir oluşu ifade edecek form söz konusuydu. Neden tek bir hacimde insanları aralarına sütun, işte kolon ya da başka şeylerin girmeyeceği, yekpare bir bütünü ifade edecek forma ulaşmanın çözümlemeleri için neden bu kadar mücadele sarf edildiği gibi meseleleri konuşmak için ve de dediğim gibi bugüne yansımalarına da eleştirel bir açıyla yaklaşarak o konuda bir şeyler söylemek için bir program hazırladık. Ben lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. İlk konuşmacı olarak Celalettin Çelik Bey inşallah huzurlarınızda olacak. O daha çerçeve çizici bir konuşma yaparak biraz da subjektiften objektife doğru bir seyir izleyeceğimiz program olacak. Ben kendisini sunumunu yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun hocam. Klasik dil ve bugüne yansımaları bizim üstüne biraz kafa yormamız icap eden konulardan bir tanesi. Çünkü bu bizim gündemimizde. Daha önce pek gündemimizde miydi bilmiyorum ama son 15 senedir gündemimizde olan bir konu. Bu bize hem bir mesuliyet yüklüyor, hem bir fırsat sunuyor. Onun için bu konu üstünde biraz kafa yormaya değer. Klasik dilin ne olduğu, Osmanlı mimarlığının klasik dilinin ne olduğunu hocalar benden sonra zaten anlatacaklar biraz. Nasıl geliştiğini, nasıl oluştuğunu biraz anlatacaklar. Ama şu bir gerçek ki bizim hayranı olduğumuz, meftunu olduğumuz ilgiyle övgüyle bahsettiğimiz bir Osmanlı mimarlığı mirası var elimizde. Bu mirasında kahir ekseriyeti, tanıdığımız, gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz mekanların kahir ekseriyeti abidevi yapılar, bizim anıtsal yapılar dediğimiz monumental ölçekteki yapılar. Abidevi yapılar iyi kötü hayatını devam ettirdi olanca kayıplarına rağmen ama diğer yandan abidevi yapının varoluş sebebi olan sivil yapılar o derece hayatta kalamadı. Abidevi yapının ortaya çıkması için onun bir sivil vasatta yer alması lazım ki o abidevi olsun. Biz o vasatı aslında yeterince elde tutamadık. Sadece abidevi olanlar kaldı. Bu da aslında bir nevi bir bizim için nispet problemi yaratıyor. Çünkü işte Ayasofya'yı düşündüğünüz zaman Ayasofya gibi bir yapıyı
1500 sene öncenin gözüyle görmek imkansız. Yani bugün biz çok farklı, çok büyük ölçeklerde, çok değişik yapılar görmüş olarak Ayasofya'yı görüyoruz. Onu ilk defa gören bir gözün heyecanını paylaşmak mümkün değil. Onun gibi bu abidevi yapıların da nasıl bir sivil mimarlık ortamının içinde bulunduğunu bugün pek hissedemiyoruz. Yani sadece onlara bakarak onun nispetini, onun tesirini anlamak mümkün değil ve bağlamından da kopuyor birazcık açıkçası. Mimarlık meselelerini genelde etrafın ile beraber konuşmaktan ben zevk alıyorum. Yani mimarlık, çünkü sadece mimarlık değil diyoruz. Sadece inşaat değil. Yani mimarlık bir inşaat faaliyeti ama sadece bir inşaat faaliyeti değil. Neden değil? Efendim, sonuçta biz işte inşaat malzemeleriyle, yapı malzemeleriyle bir fizik ortam oluşturuyoruz. Evet. Oldukça somut bir ortam oluşturuyoruz. Hatta konkret diyoruz değil mi? Somut dediğimiz kelime betonla aynı kelime. Yani en somut şeyi ortaya koyuyoruz. Formları ortaya koyuyoruz, biçimleri ortaya koyuyoruz. Bu ortaya konan biçimler biçem dediğimiz üslupla efendim ortaya çıkıyor bazen. Yani o biçimi yönlendiren, o biçimin doğmasını ortaya çıkaran, doğuşunu ortaya çıkaran aslında onun arkasında bir biçem kavramı var. Yani bir düşüncenin ürünü her form. Bir formun tabiattan algıladığımız şekliyle baktığınız zaman tabiattaki formların arkasında bir şey olduğunu fark ediyorsunuz. Bir şeyin ürünü yani o. Aynı şekilde bizim elimizden çıkan formlar da, onlar da bir şeyin ürünü. Neyin ürünü? İşte mimarın veya onu tasarlayan kişinin o tasarım sürecinde takındığı tavrın ürünü aslında. O tavrın sonucu. Yani kabaca şöyle diyebiliriz. İnsan çehresi gibi bir şey. İnsan çehresi nasıl ki bizim suret dediğimiz, surat dediğimiz yüz, insanın içine dair bir şeyler taşıyor ise, siretine dair bir şeyler taşıyorsa, bu ki bu eski bir inanıştır, yani bir iddia değil. İnsanların sureti ile sireti arasında bir münasebet olduğu bilgisi var. İnsanın içinden, özünden bir şeylerin çehresine yansıdığını düşünebiliriz. Ben düşünüyorum en azından. Bu bakış açısıyla açıkçası mimari formlarında, kaldı ki nesnelerin de, objelerin de, şehirlerin de belki o suretlerinin aslında siretlerinden yansıyan bir biçim olduğu söylenebilir. Bunu modern mimarlık içinde söyleyebilir miyiz? Elbette ki. Bundan vareste olan, bundan bağımsız olan bir form olamaz. Her ortaya çıkmış olan, her doğmuş olanın bir anası babası var. Her doğmuş olan formun bir sireti, onu doğuran bir kavramlar dünyası, onu doğuran bir düşünce dünyası var. Hepsinin kendine özgü bir düşünce dünyası var. Onun için hiçbir form, hiçbir mimarlık ürünü altında felsefe taşımayan, bağımsız değildir. Hepsinin arkasında bir düşünce dünyası var. Onu ortaya çıkaran, onu doğuran. Mimarlık ürününe biz bu gözle bakacaksak o zaman hepsinin bir sureti ve onu yansıttığı arkasında bir sireti var ise o zaman mimarlık sadece inşaat meselesi olmuyor. Mimarlık bizim için bir varoluş konusu aslında. Şahsiyetimiz nasıl inşa ediyorsak mekanı da öyle aslında inşa ediyoruz. Yani hepimizin evet sureti var. O sureti bir de bizim biçimlendirdiğimiz bir hali var. Yani kılığınız, kıyafetinizden saçınıza kadar, efendim takındığınız tavra kadar. Onu da inşa ediyoruz kendimize. Onun için mekanı da aynı böyle inşa ediyoruz. Bu mekan inşası bir düşünce sistematiğiyle, bir fikir dünyasıyla paralel oluşuyor. Ve dünyanın çeşitli medeniyetlerinde, çeşitli coğrafyalarında
düşüncenin olgunlaşması gibi mimari de kendi olgunlaşmış fikirlerinden kendi formlarını doğuruyor. İşte bir kültürün kendini iki şeyle ortaya koyduğu söylenir. Bir epik şiiri olması lazım, bir de mabed formu olması lazım. Yani kendine özgü bir tapınak formu, bir ibadethane formu. Bunun gibi işte müzik de bunun içine girecek vesaire vesaire. Mimarlık da bunların bir tanesi. En elle tutulur, en gözle görülür, en tecrübe edebildiğimiz örneklerinden bir tanesi. Klasik dilin ürünü olan Süleymaniye'yi evet bağlamından kopmuş da olsa, etrafındaki sivil yapılar o kadar artık korunamamış dahi olsa tecrübe edebiliyoruz. Ama Süleymaniye'nin müziğini o kadar da tecrübe edemiyoruz. O, çünkü müzik çok soyut bir şey. O anda uçtu gitti yani. İyi kötü kayıt altına alınsa da o besteler. Onu duyamıyorum. Sesini duyamıyoruz. Yani ses maalesef anlık bir titreşim ve kayıp olup gidiyor. Daha doğrusu kaybolmadığını da biliyorsunuz da işte biz duyamıyoruz. Bir yerde asılı duruyor. Bendeniz mesela kalemleri işte severim. Çoğu mimarlık talebesi de sever. Şimdi insanoğlu yazı yazmak istiyor değil mi? Çizmek istiyor. Bir vasıtaya ihtiyacı var bunun için. İşte ilk çağdan beri çeşitli vasıtalar yaptı kendine. Taşların ucunu yonttu, dallar, şunlar, bunlar. Çeşitli vasıtaları ilerletiyor daha sonra. Bir kalem icat ediyor. O kalem ne maceralardan geçiyor? Kuş tüyünden kalem yapıyorsunuz, çeşitli mürekkepler. Kamış kalemler icat ediliyor, divitler icat ediliyor efendim. Aklınıza ne gelirse dolma kalem icat ediliyor daha sonra. Dolma kalem bu işin zirvesi. Ve sonra bu çağ ilerliyor, gelişiyor. O dil, düşünce bir form oluşturuyor. Evet, bir kalem ortaya koyuyor. Ve bir gün ortaya tükenmez kalemi koyuyor insanlık. Tükenmez kalem diye bir şey icat ediyoruz. Adı da tükenmez kalem. Neden adı tükenmez kalem? Çünkü sizin dolma kaleme arada bir mürekkep koymanız lazım. Yazış sıklığınıza bağlı. Artık bir haftada bir, 10 günde bir neyse. Kimisi daha sık. Tükenmez kalemin böyle bir bakıma ihtiyacı yok. Dolma kalem gibi sizden alaka beklemiyor. O mürekkep ona uydu mu, sevdi mi, sevmedi mi, mürekkebi mi aktı? Böyle problemleri yok. Tükenmez kalem bunun adı. Bu sizin minimum alaka ile her an elinizin altında olabilecek efendim bir yazı gereci. Tükenmez kalem aslında bizim eşyaya bakışımızın kırıldığı noktalardan birinin sembolü bana sorarsanız. Bunu şuna benzetebiliriz. Bu hocalar da biraz sonra anlatacak. Çağlar içinde mesela Osmanlı mimarlığı özelinde bile konuşuyorsak Selçuklu'ya dahi girmeden efendim beylik dönemi değil mi? Erken Osmanlı, işte Bursa, İstanbul, Edirne bir şeyler oluyor. Bir gelişim var. Daha sonra klasik sonrası dönem var. Efendim Osmanlı iyi kötü bir barok rüzgarına giriyor. Baroğu bile kendine özgü bir hale getiriyor. Öyle bir çaba içinde en azından. Daha sonra rokokolar falan filan. Ama bir anda bir bakıyorsunuz ki bizim insanoğlunun teknolojik gelişimi betonarme diye bir şey icat ediyor. Betonarmeyi artık elinizin altında tuttuğunuz zaman betonarme size ucu bucağı olmayan bir kapı açıyor. Yani artık betonarme elinizde olduğu zaman dur diyecek olan sizsiniz. Başkası değil. Yani taş size bir yerde dur diyor. Taş size bir şey söylüyor. Taşın, ahşabın, efendim pişmiş toprağın, o malzemelerin, bütün bu konuştuğumuz yapı kültürünün temel malzemeleri iyi kötü bunlardı. Metal, dövme demirler vesaire. Bunlar bir yerde size dur diyor. Dur dediği yer şahsiyetinin örselendiği noktadır. Yani taşın bir şahsiyeti var, ahşabın keza bir işte ebadı var, bir davranış modeli var. Onun dur dediği nokta ile betonarmenin dur dediği nokta birbirinden farklı. Betonarmenin şahsiyeti yok mu? Elbette var. Betonarme aslında çok moniste bir malzeme. Yani bunlardan daha uysal. Bizim dediğimizi yapmaya daha meyyal betonarme. Daha kalıba döküyoruz. Yani değil mi? Böyle bir deyimimiz var. Bir şeyi kalıba dökmek. İstediğin kalıba dökebilirsin. İstediğin şekli verebilirsin. Böyle bir malzeme. Kendi kalıbı yok ama.
Yani olabilirdi, olabilir. Aslında Betonarme'nin dahi onun dahi siretine uygun çok iyi uygulamalar yok mu? Var. Ama Betonarme'nin size dur diyeceği nokta maalesef daha ucu açık bir nokta. Eğer sizin böyle bir şeyiniz yoksa, öyle bir duracağınızı bildiğiniz nokta yoksa Betonarme size sesini çıkartmıyor. Yani bayağı bir yol gidiyorsunuz ve nerede duracağınızı bilemiyorsunuz. Çelik de keza, yani Betonarme'yi burada günah keçisi ilan etmiyorum. O değil maksat. Ama insanoğlunun malzemeye bakışının değiştiği an, tükenmez kaleme bunun için benzetiyorum. Biz tükenmez kalemleri çok kullanıyoruz günlük hayatta. Evet, postaneye gidince, bankaya gidince orada tezgahın üstünde duruyor. O kadar, öyle bir yazı gereci ama maalesef yazı gerecinin zirvesi hala dolma kalem. Yani bunu da biliyorsunuz, tadıyorsunuzdur. Onun size verdiği yazı tecrübesini tükenmez kalem, rollerlar, jel uçlar vesaire vermiyorlar. Hasılı bizim eşyaya bakışımızın teknolojik gelişmeyle beraber kırıldığı bir nokta var. Yapıda da var bu. Müzikte de var. Efendim, belki başka alanlarda da örnekler verilebilir buna. Bu kırılmayı yaşadıktan sonra bir kere şunu baştan kabul etmek lazım. Bu çağın getirdikleri, bu çağın bize sundukları bir kere bir imkandır, fırsattır. Evvela bunları reddedemeyeceğimiz, bu çağı geriye sarmak istemediğimiz, saramayacağımız zaten. Ve yaptığımız her şeyin aslında bugünden yarına doğru olacağını baştan kabul etmek lazım. Bu İsmail Bey'in subjektif dediği görüş işte bu. Yani benim için böyle. Çünkü bütün yaşanmış olanlar yaşandı. Bildiğimiz kadarını biliyoruz. Biz şu anı yaşıyoruz. Yaşadığımız an hep bir sonraki ana müteallik. Yani her yaptığımız şey aslında geleceğe ait oluyor. Bir an sonraya ait oluyor. Sizin her çizdiğiniz şey bir sonraki ana ait. Her yaptığınız bina keza bir sonraki ana ait. Onun için biz zamanı geriye sarmak gibi bir boşa, beyhude çabaya giremeyiz. Ancak kaçınmayacağımız nokta şu. Biz bu anda, bu coğrafyada, bu zamanda, bu mekanda bulunduğumuz zaman tecrübe ettiğimiz her şey de geçmişe ait. Bizden önce. Bu binada benden önce yapıldı. Benden sonra yapılan bina ait. Şu anda tecrübe edemiyorum. Onun için benden önce olan, benim hazır bulduğum, benim bana sunulmuş olan çevremdeki, alemdeki algılayabildiğim her şeyi temiz bir gözle algılayıp, temiz bir gözle inceleyip farkında olmam gerekir. Osmanlı mimarlığının klasik dili, evet bu benim etrafımda, kapının önünde değil mi? Kadırga Sokollu Camisi bir başyapıt. Bütün İstanbul'u gezdiğiniz zaman Osmanlı klasik mimarisinin en güzel örnekleri zaten burası, onun başkenti. Başka şehirlerde de göreceksiniz. İstanbul'da başka şeyler de göreceğiz. Sadece Osmanlı değil ki, başka şeyler var. Osmanlı dediğimiz şey bile sadece Osmanlı değil. 600 senelik bir şeyden bahsediyoruz. Yani hangi Osmanlı? Onun için etrafımızdaki her şey bize verildi. Bunların hepsini bizim gözleyip, irdeleyip, süzüp, seçmek gibi bir mesuliyetimiz var. Ve bunun bugüne yansımaları nasıl olacak? Bugüne yansımaları konusu birkaç şekilde zuhur ediyor. Bir tanesi bunun bizim içine sıklıkla düştüğümüz geçmişe özlem sendromu. Geçmişe özlem duymakta çok haklı sebepler üretebiliriz. Ürettik de, yani ben de ürettim çokça. Çünkü bugünden çok memnun olmadığımız birçok konu var. Bunların çoğunun bizden önce bizim kendi toprağımızda, kendi insanımızın, kendi kültürümüzün, medeniyetimizin bunu çözdüğünü tecrübe ediyoruz. Gözümüzün önünde duruyor. Buna da özlem duymamak mümkün değil bir yandan. Misal bir konut mimarisi değil mi? Mesken meselesi. Türkler çadırdan geldi. Orta Asya'da çadırda yaşıyorlardı. Oradan büyük bir serencam
geçirerek bu iş, büyük bir coğrafya, büyük bir zaman dilimi geçirerek artık bir klasik mesken mimarisi elde etti. Muhteşem İstanbul ahşap evleri, değil mi? Efendim, Diyarbakır evleri, Bursa evleri vesaire vesaire. Bu mesken mimarisinin suretini beğenmiyoruz sadece. İşte onun da bir, o çehrenin yansıttığı bir sürü sirete dair, öze dair kavram var. Bu kavramların hepsi bizim yaşam kültürümüzde, bizim geliştirdiğimiz sosyal toplumla, aileyle vesaire o kadar iç içe, o kadar ondan doğmuş, o kadar onun öz evladı ki aslında mesken mimarisinin bir anlamda zirveyi yakaladığını söylemek mümkün. Şu anki o çakma dediğimiz camiler, o özlemin bir eseri olarak mı var acaba yoksa? Çok kestirme sordunuz. Unutmayalım, oraya döneriz tabii. Ama mesken mimarisi madem böyle bir zirve yakaladı, ben şuna hayret ediyorum. Yani evet, kıl çadırda yaşayan, onun kendi kültürü vardır. Yani çadır ciddi bir mekan organizasyonudur bilvesiyle. O çadırdan İstanbul klasik evine varan hat, orada bir zirve yakaladıktan sonra acaba hakikaten zirve yakaladığı için mi böyle ters döndü bilemiyorum. Yani biz oradan sonra grafiği çizdiğimiz zaman maalesef grafik aşağı düşüyor. Hangi anlamda aşağı düşüyor? Eğer bedeni konfor, aydınlanma, sıcak su, güvenlik vesaire diyorsam tabii ki yukarı gidiyor çizgi. Çoğumuz o evlerde yaşayamayız şimdi. Bıraksanız ne sobasını yakmaya gücümüz yeter, üşeniriz. Ne ısı yalıtımından memnun kalırız, değil mi? Onlar eser o evler vesaire. Bir sürü handikapı var ama suretin arkasındaki siretin bana ait olması, insana benim kendi kavramlarıma ait olması, benim insani ihtiyaçlarıma cevap vermesi açısından bakarsak grafik aşağı gidiyor. Çünkü bizim bedeni ihtiyaçlarımız var, evet. Konfordan anladığımız, biliyorsunuz, çok büyük oranda artık beden ihtiyaçları. Yani bir konutun, bir lüks konutun, bir rezidansın size sunduğu imkanlar, alt alta yazıp baksanız bunların çok büyük oranda kahir ekseriyeti beden ihtiyaçlarını tatmin eden şeyler. Çok üst düzeyde. Ama insanın başka katmanları da var. İşte psikolojik katman var, değil mi? Ruhi anlam boyutu var falan. Başka katmanlarda o başka bir tablo ortaya çıkıyor. Bizim bir problemimiz de abidevilik problemi. İsmail Bey'in sorduğu gibi işte biz abidevi camiler, abidevi eserler ve hep zirvelerde gözümüz. Bunda da haklılık payı var. Çünkü bir İstanbul'a, bir medeniyete baktığımız zaman evet, bir tek Süleymaniye'nin şahsında bütün medeniyeti gözlemek mümkün. Doğru. Ama koskoca Memaliki Osmani'de yani bir Süleymaniye var, işte bir Edirne'de Selimiye var, bir Sultanahmet var vesaire. Yani bunlar binlerce değil. Bunlar sayılı eserler. Yani İstanbul'un bir tane Süleymaniyesi var, düşünsenize. Yani koskoca İstanbul'un bir tane Süleymaniyesi var. Taşoluk'un ama daha fazla yani bugün. Taşoluk'ta Süleymaniye'den daha ileride şeyler var, camiler var, çok yerde var. Biz kancayı en tepeye atıp oraya çekeceğimizi düşünüyoruz ama biraz öyle olmuyor açıkçası. Yani o kancayı en tepeye atma gayreti o beklediğimiz sonucu getirmiyor. Aslında biraz bu iş vasat işidir. Yani bir vasatın yüceltilmesi size bir yerde bir Süleymaniye doğurur. Ama doğurmasa da çok problem değil. Çünkü İstanbul'un Kadırga'sında oturan bir adam her gün Süleymaniye'ye gitmiyordu. Ama Kadırga'da kendine özgü o vasatın içinde çok nitelikli, çok üst düzey bir fiziksel çevresi vardı. Biz biraz kancayı hep bu zirvelere attığımız için aşağıyı ıskalıyoruz. Halbuki o zirveyi doğuracak olan altındaki vasattır. Ortak bir beğeni, ortak bir nitelik, ortak bir anlam dünyası belki bir Süleymaniye doğurur. Yeni bir Süleymaniye o zaman görürüz. Ama yukarıdan aşağı Süleymaniye'yi tekrar inşa etmekle aşağıdaki vasatı elde edemiyoruz. Ne elde ediyoruz? Bir sembolik şey elde ediyoruz. Bir sembolik relik adeta elde ediyoruz. O da şu.
içinde yaşadığımız diğer fiziksel çevrede tatmin edemediğimiz, onu da aramadığımız, onu sorgulamadığımız çoğu konuyu o abide de sembolleştirip orada kendimizi tatmin etme arayışına giriyoruz. Ne demek? Yani bizim meskende aramadığımız, daha doğrusu meskende aradığımız kriterler başkayken, işte gözde rezidanslarda, mekteplerde, efendim hastanelerde aradığımız şeyler başkayken, iş mabede gelince aradığımız kriterler başka oluyor. Onda o bir kutsal emanet gibi başka şeyler bulmak istiyoruz. Bir kimlik unsuru olarak onu görmek istiyoruz. Belki de haklı insanlar bunda. Buna da hak vermek lazım. Çünkü bütün hayat değişiyor, bütün her şey değişiyor. İnsanlar efendim işte o bir medeniyet kırılması yaşıyor. Camilerde, mabetlerde bir kimlik unsuru olarak kendi benliğini bulmak istiyor sürekli. Onu orada devam ettiriyor belki de. Ama diğer yandan o orada masum ve korunmuş vitrin içinde korunurken sizin esas yaşadığınız dünya elden gidiyor. Yani onun vitrin içinde çok güzel korunuyor olması demek, sizin ona bakıp "Aa, ne kadar güzel" demeniz geri kalan dünyayı kaybettiğiniz gerçeğini de çok değiştirmiyor. Bunu da şöyle bir örnekle yine açayım, mimarlık dışından. Müzik konusunda ben çok sevdiğim, ilgilendiğim bir konu. Müzikte geçen de bahsettim. Tamburi Cemil Bey'i duymuşsunuzdur. Bizim çok büyük bir müzik dehamızdı. 1916'da vefat etti. 1916'da vefat etti demek yani Osmanlı Devleti'nin en kötü, en tatsız zamanlarını yaşamış, görmüş bir adam demek. Tamburi Cemil Bey bir İstanbul müzisyeniydi, İstanbul sanatkarıydı. İstanbul'dan da dışarı çıkmadı neredeyse. Aksaray'da oturuyordu. Ve 1900'lerin başındaki İstanbul'u hayal edin, fotoğraflarına bakın. Cemil Bey'in yaşadığı İstanbul hakiki bir İstanbul'du. Yani ahşap evleri, işte sokaklarda faytonlar, otomobilin olmadığı bir dönem. Efendim, Sultan Hamid iktidarı, böyle bir dönem. Ve bu dönemde İstanbul bir yandan batılılaşıyordu da. Pera'da işte Fransızca operetler oynanıyordu. Franz Liszt İstanbul'a gelip piyano çalıyordu. Bir yandan İstanbul'un böyle bir tarafı vardı. Diğer yandan Cemil Bey'in işte Kumkapı'daki meyhanelere gidip oradaki Sakız Adalı lavtacıları görüyor. Efendim kemençeci, Giritli kemençecilerle oturuyor, kalkıyor falan. Bir yandan böyle bir açılımı var. Bir yandan sokakta bir saz çalıp dilenen bir adamı dinliyor. Hoyratlar okunuyor. Bir yandan işte oyun havaları, halk müziği var. Böyle geniş bir İstanbul sesleri var aslında. Yani hem mekan hem sesler çok geniş bir yelpazede. Ve Cemil Bey bunların içinde yaşayan bir adam, bir ruh, bir sanatkar, bir sanat adamı. Ve bütün bu duyduğu müzikler, bütün bu duyduğu çevre onun hafızasını, duygu dünyasını inşa ediyor. Ve içinde yaşadığı dönemin sesin müziğini yapıyor bu adam. Bu ne demek? Tamburi Cemil Bey tambur çalıyor, kemençe çalıyor, violonsel çalıyor, lavta çalıyor, yaylı tamburu icat ediyor. Çalmadığı saz yok çünkü tatmin de olamıyor sazlardan. Ve bunlarla peşrevler, semailer, besteler, ağır semailer, şarkılar, efendim longalar, sirtolar, yer yer türküler, yer yer operetler çalıyor demek. Yani klasik Türk müziği çalıyor, onun yanında halk müziğinden etkilenmiş şeyler çalıyor. Onun yanında Batı müziği etkisinde müzikler yapıyor ve bunların hepsini hakiki olarak yapıyor. Duyduğu müzikler. Yaşadığı çağdan farklı bir müzik yapmaya çalışmıyor mesela. Yani kendisinden 300 yıl öncenin müziğini yapma gayretinde bir adam değil. Ne duyuyorsa, ne yaşıyorsa, ne hissediyorsa onu yapıyor. Ha, kendisi de 3. Selim devrinde yaşamak istermiş. O ayrı bir şey ama o devrin siyasi ortamından memnun olmadığı için. Ve peşinden başka bir portre. O da Mesut Cemil. Tamburi Cemil Bey'in oğlu. Mesut Cemil de 1962'de vefat etti. Yani
Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor, ülkedeki paradigma değişiyor, kültür değişiyor, ortam değişiyor falan. Bütün bunların hem şahidi hem baş aktörü olmuş bir figür. Mesut Cemil klasik Türk müziği icra etti. Klasik Türk müziği korosunu icat etti, radyoyu yönetti. Klasik Türk müziği icralarını kayıt altına aldı. İnanılmaz hizmetleri var. Yani çok büyük bir müzisyen. Hayran olduğum bir isim. Çok büyük bir tamburi vesaire. Ve Mesut Bey klasikçi bir çizgisi vardır. Mesut Bey Türk klasik müziğini bir klasik çerçeveye oturtur. Şöyle oturtur. Diyor ki Batı müziği nasıl klasikse bizim de klasik müziğimiz vardır. Bunun içinde böyle çok sululuklara değer yok falan. Böyle bir çizgi çiziyor. İkisi arasında bir fark var. Mesut Bey'in yaptığı klasikçilik, o klasiği muhafaza etme, aslında bir anlamda muhafazakar bir tavır. O klasiği onore eden, onun çok güzel olduğunu söyleyen, çok güzel olduğunu bilen, farkında olan ve onu o şekilde muhafaza eden bir tavra giriyor. Ama Mesut Bey içinde yaşadığı dönemin, içinde yaşadığı mekanın ve yarının müziğinin o müzik olduğunu düşünmüyordu. Mesut Bey onun çok güzel, çok korunmaya layık, çok yücelerde, vitrinler içinde, müzeler içinde adeta korunması gereken bir yüce sanat olduğunu düşünüyordu. Ama bunun yarının müziği olacağını düşünmüyordu. Onun için başka fikirleri vardı. Cemil Bey ile aralarında böyle bir fark var. Cemil Bey ne kadar içinde yaşadığı müziği hakiki olarak, hakiki mekana ait olarak yapıyor idiyse, Mesut Bey bütün klasikçiliğine rağmen aslında klasiği bir anlamda donduran, onun yaşayan, değişebilen, zamana göre tekrar üretilen bir varlık olmaktan çıkarıp adeta dondurulan ve o şekilde artık kalan, ona ne bir şey eklenebilir, ne çıkarılabilir bir varlık haline dönüştürüyordu. Bu iki bakış arasındaki fark bizim de başımıza mimarlık alanında aslında sarılmış, örülmüş bir çorap. Klasik mimariyi biz onore edip onu hayranlık beslerken onu dondurmakla, dondurup işte pamuklar içinde, vitrinler içinde saklayıp arada çıkarıp ne kadar güzelsin sen demekle bugüne, bu mekana, bu zamana ait bir şey yapmak arasında kaldık. İkinciyi çok yapamıyoruz. İkincinin gayretleri maalesef çok müstakil, çok tekil, çok şahsi gayretler seviyesinde kalıyor. Çünkü işte o siretle suret arasındaki münasebetten bahsettiğimiz gibi bu klasik dilin arkasında bir sireti var. Biz suretini evet temaşa ediyoruz, tecrübe ediyoruz. Ama onun siretini merak edip de acaba bunun arkasındaki bana anlatmaya çalıştığı şey ne? Bunu ben duysam ve bunu tercüme etmeye çalışsam, elimdeki imkanlarla bunu bir forma dökmeye çalışsam, bunu bir şekle sokmaya çalışsam diyen insanlar maalesef az. Bu gayretlerin peşine düşmek, bunları arayıp bulmak lazım. Bunlar çok hakim, çok sesi çıkan, çok rağbet gören çabalar değil. Çünkü klasik dilin bugüne yansıması denen şey grafikte çok güzel ifade edildiği gibi, evet, bir ayna koyduğunuz zaman onun sureti oraya yansıyor. Bazen bulanık yansıyor, bazen yamuk yansıyor. Aynanıza göre artık o. Ama bir şekilde yansıyor. O yansıyan şey bir imaj. Biz imajlar dünyasında şu anda yaşıyoruz. Yani imajlar zamanında yaşıyoruz. Görsel bir dünyada yaşıyoruz. Artık İnsanlar duyduklarından ziyade gördüklerini önemsiyorlar. Evet, sözün kıymeti azaldı. Eskiden söz çok kıymetli bir şeydi. Şimdi gördüğümüzün kıymeti tabii ki çok yüksek. Bu görsel dünya bizi görsel bir bombardımana tutup dikkatimizi çekmek zorunda. Bunu da mazur görmek lazım. Yani bu dünyada, bu çağda evet her şey sizi bir şekilde atrakte etmek, bir şekilde cezbetmek zorunda. Sizin mesela bu şu masanın bir tasarımı var değil mi? Burada arkadaşlar
bazı detaylardan kaçınmış, bir sade bir şey düşünmüş. Tipografisi sade, renkler birbirine çok zıt değil. Efendim, afişe bakıyorsunuz yine öyle bir sükunet telkin etmeye çalışıyor. Bu mekanın kendine göre bir sükuneti var ama bir flama, çok başka bir renkte bir kırmızı flama parıl parıl sizin gözünüzü almak istiyor. Yani o sizi yakalamak istiyor çünkü siz onu görmenizi istiyor, görmeniz lazım. Görmek durumundayız. Aslında böyle bir dünya. Yani o imajlar bize çarpmak zorunda, patlamak zorunda. LED'ler, TV'ler efendim vesaireler. Biz de bu imajlar dünyasında biraz bu klasik dili yansıtıp, olduğu gibi yansıtıp suretlere buna tatmin olmaya çalışıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Efendim işte Osmanlı Selçuklu mimarisi diye bir rüzgar peşindeyiz. Burada işte maalesef sadece bazı unsurları, bazı imajları, bazı görüntüye dair elemanları alıp aslında başka bir düşünce dünyasının oluşturduğu, başka bir yerden gelen formun üstüne bir elbise gibi, bir efendim bir kaplama kağıdı gibi yapıştırmakla arıyoruz. Aslında ne o hacim, ne o mekan, ne o malzeme, ne o fiziksel çevre Osmanlı Selçuklu denen düşünce dünyasının ürünü, ne de o üstüne giydirmeye çalıştığımız şey. İkisi aslında bir nevi bize yine bir ambalaj mantığıyla bir ambalaj sunumu. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi bu siret, suret bütünlüğü dedik. İşte Sullivan'ın hani bir binanın cephesi, evet. Onu yapan, tasarımını yapan kişinin çehresi arasındaki bütünlük de söz konusu. Bu kadar birbirini tamamlayan şeyler varken bizim tamamen modern dünyaya doğmuş ve modern dünyanın doğurduğu evlerde oturan, baktığı her şeyde onun izlerini gören insanlar olarak nasıl Osmanlı'nın klasik diline uygun camiler yapıldığında bunu görerek mutlu olabiliyoruz? Yani bununla nasıl bir barış inşa ediyoruz aramızda? Bu tezatı nasıl görmüyoruz? Mesela bu beni hakikaten şu anki konuşulanlar ışığında çok şaşırttı. Gerçekten de hep bildiğimiz bir şeydir. Ben de yıllardır söylerim. Siret, suret bütünlüğü yani olmak durumunda. Fakat yani Çamlıca'da yükselen camiye bakarak onu çok farklı açılardan görüp müthiş bir heyecan ve hayranlıkla onu selamlayan, karşılayan insanlar biliyorum. Yani bunu yadırgama anlamında söylemiyorum ama bu problemli bir şey. Benim merak ettiğim ve sormak istediğim de biz bu problemi kendi içimizde nasıl aşıyoruz acaba bu konuda? Güzel bir soru. Aslında Çamlıca Camisi'ni görüyorsunuz geçerken. Şimdi bir de Çamlıca Anten Kulesi yükseliyor. Gören var mı? Belli bir yere kadar yüksel. Yarı beline kadar neredeyse geldi. Çamlıca Camisi, Çamlıca Anten Kulesi'nden çok farklı bir şey değildir. Yani bu anlamda onu ben neredeyse mazur da göreceğim. Yani yavaş yavaş o noktaya doğru geliyorum. Çünkü Çamlıca Anten Kulesi nasıl bu imaj dünyasında dominant, baskın şekilde kendini ortaya koyuyorsa siz de efendim bir Müslüman kimliğini işte o şekilde görmek istiyorsunuz. Yani böyle bir dünya, böyle bir ringde yumruklaşıyorsanız evet bu oluyor. Yani biraz gözümüz morarıyor ama aslında ikisi birbirinden yaklaşım olarak çok farklı değil. Peki biz niye Kadırgası Sokullu Camisi'ni görünce böyle heyecanlanıyoruz? Yani bu dünyada doğmuş değil mi? 2000'lerde yaşayan insanlarız. Bu çok güzel bir soru. Demek ki yani bu klasik denen mesele, üstünden 500 yıl geçmiş olan bir mimarlıktan bahsediyoruz. Klasiği zaten diğerlerinden ayıran böyle bir fark var. Bir şeyin klasik diye tanımlanması onun bir nevi zamansız bir hale sokuyor. Yani bir zamansız bizi büyük bir olgunlukla, büyük bir doygunlukla karşı karşıya bırakıyor. Onun bize sunduğu, o formların bize sunduğu, onun arkasındaki siret aslında bizi işte hala içten içe yakalayan bir şey. Biz sonuçta bu toprakta, bu kültürde yaşayan insanlarız. Her ne kadar apartmanlarda da otursak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tip okullarında da büyümüş olsak, efendim bu kültürün bizi yakalayan o formları, o tatlı mekanları hem işte camilerde olduğu kadar da hem
tatlı İstanbul evlerinde aynı şekilde tatlı bir sokakta hoş bir ağaçta bizi yine yakalıyor, yakalayacaktır. Yani biz sonuçta bırakın bu topraklarda doğup büyümüş olmayı, dünyanın başka bir ucundan birini getirdiğin zaman o da çarpılıyor. Çünkü klasik böyle bir şey. Klasiği ortaya koymuş olmak için biz işte bu kadar mimar oturup bir şey yapsak, hadi klasik bir şey yapalım desek başaramayız. Çünkü klasik öyle bir şey değil. Klasiğin arkasında biraz evvel bahsettiğimiz gibi dop dolu bir dünya var. Dop dolu bir fikir dünyası var. Dop dolu bir kültür var. Onun sonucunda çıkmış olan ürünü dünyanın başka bir ucundan bir insan da geldiği zaman çarpılarak seyrediyor. Biz de öyle. Biz de buradan başka bir coğrafyaya gidip de bir Japon evini gördüğümüz zaman, bir Japon mabedini gördüğümüz zaman bizi de çarpıyor değil mi? Bizi de heyecanlandıran bir şey var. İşte onun da arkasında benzer bir gelişim süreci var. Onun da arkasında böyle bir bize sunduğu hakiki bir dünya var. Hakiki bir formlar dünyası. Yani bizi aldatmaya falan çalışmayan, bize yalan söylemeyen, bize tam aksine biraz hakikati terennüm eden formlar dünyası dünyanın neresinde olursa olsun bizi çarpacaktır. Biz ne kadar şanslıyız ki böyle bir şehrin içindeyiz. Yani burada yaşıyoruz. Bunları tecrübe ediyoruz. Yani fotoğraftan, videodan izlemekle mekanı gerçekten tecrübe etmek arasındaki farkı hepiniz biliyorsunuz ve biz bu fırsata sahibiz. Allah'tan ki sadece Abidevi eserlerde bile olsa sahibiz. Bir İstanbul meskenini tecrübe eden var mı? Ben etmedim. Yok yani benim bildiğim örneği. Var mı gezebildiğimiz hocam? Bir sokak, bir mahalle demiyorum. Yani bir İstanbul mahallesinden bahsetmiyorum veya sokağından. Bir İstanbul evi, yani hakiki klasik İstanbul evi pek tecrübe edemedik. Ama Abidevi eserler duruyorlar. İyi kötü duruyorlar. Onları tecrübe etmek imkanına sahibiz. Hasılı bu bizi evet yakalıyor. Bizi beğendiğimiz şeyler, çok güzel dediğimiz şeylerin neden güzel olduğunun peşine düşmemiz lazım. Niye güzel? Niye çarpıyor? Süleymaniye sizi niye öyle heyecanlandırıyor? Veya Şemsipaşa Camisi neden o kadar sevimli, kucaklayacakmışsınız gibi duruyor? Biraz bu sorunun peşine düşmek lazım. Görüntü dünyasından ziyade görünmeyene biraz bakmak lazım. O görünmeyen nasıl yansıyor görünen dünyasına? Klasik dilin bugüne yansıması deyince böyle bir şeyin peşine düşmek lazım. Kötü örnekler hazırladım ama vazgeçtim göstermekten. Biliyorsunuz yani neden bahsettiğimi en azından herhalde anlıyorsunuz. Kötü örneklere kendiniz merak ediyorsanız biraz bakın. İşte ne bileyim yapılan adalet sarayları var. Bakın efendim vesaire vesaire. Yani bazı okullar var. Sonuçta bir çaba var. Çaba nereden çıkıyor? Diyoruz ki efendim ruhsuz bir modernist mimari ile biz bugüne kadar Türkiye'yi inşa ettik. Böyle ruhsuz okullarda çocuklarımızı okuttuk. Bir kimlik artık restore ediyoruz. Bu restore ettiğimiz kimliğin mekanları olması lazım bize ait. Böyle bir çabayla yola çıkıyoruz. Bu çabayı yadsımak mümkün değil. Yani bu çabanın, bu ihtiyacın gözden kaçırılması da mümkün değil. Ama bu çabanın ürünleri birazcık çok hızlı ortaya konamayacak. Yani o adımları bizim böyle 200'er, 300'er metre atmanız mümkün değil. Yani bir adımın genişliği bellidir. Yani bir metreden biraz fazlaca atarsınız. Biz böyle 200-300 metre adımlar atmaya kalktığımız zaman birazcık ayağımız dolanıyor. Birazcık tökezliyoruz. Onun için bu kötü örnekleri size göstermeyeceğim. Biliyorsunuz. En azından neden bahsetmek istediğimi anlıyorsunuz. İyi örneklerden bahsetmek lazım. Yani kötü diye diye kötü olur. İyi diye diye iyi olur. İyi örnekler var yani bulabileceğimiz, iyi çabalar en azından var. Sağ olsunlar genç mimarlar da böyle şeylerin peşinde. Siz de olacaksınız diye tahmin ediyorum. Son sorunuza bir katkı olsun diye bir ayet keşfettim de onu Celalettin müsaade ederse. Estağfurullah buyurunuz. Sad suresi 32. ayette sanırım Davut Aleyhisselam Yağız atlar görüyor da gelirken. İnni ahbabtuhu bel hayri an zikri rabbi. Ben güzel şeyleri bana Rabbimin hatırlattığı için severim. Hani dedin ya bu şey. Niye hoşumuza gidiyor değil mi? Niye gidiyor? Çünkü seni fıtratına çeviriyor. Cennet mahsul olduğu için insan orayı hatırlatıyor. Çok güzel. Madem ben de buna bir katkıda bulunayım. Hazreti Peygamber'e bir gün şöyle bir şey soruyorlar.
ayette Allah'ın velileri diyor ya, Ela inni evliya Allah diyor. Allah'ın velilerini biz nasıl tanıyacağız diye bir soru soruyorlar. Hazreti Peygamber'in verdiği cevap aslında işte siret, suret, mimarlık, biçem, öz, form, üslup neyse onunla da alakalı. Diyor ki gördüğünüz zaman sizi Allah'ı hatırlatanlardır Allah'ın velileri diyor. Dikkat edilecek nokta şu. Ona tabi olduğunuz zaman, onunla sohbet ettiğiniz zaman vesaire demiyor. Gördüğünüz zaman diyor. Yüzüne baktığınız zaman yani çehresinden size Allah'ı hatırlatıyor. Böyle bir tarif yapıyor. Yani bu muhteşem bir tarif değil mi? Sureti size Allah'ı hatırlatandır diyor. Söyledikleri, yazdıkları değil. Onun için o güzellik, Allah'ı hatırlatan güzellik işte Peygamber'in de veli kimdir sorusuna verdiği cevap. Onun için biz hangi dönemde yaşıyoruz, hangi ortamda büyüyoruz ve buna rağmen bir eser, bir mekan görünce çarpılıyoruz yani. Topkapı Sarayı'nı falan gezince belki paylaşırsınız o hissi. O hani saçak altlarından, bazı ara mekanlardan geçerken insanın böyle şuradan boğazına doğru bir his gelir, biliyor musunuz? Böyle hafif bir heyecanlanma hissi. Bir deneyin, bazen oluyor. İşte o hissi veren böyle bir şey demek ki. Yani o mekanlar, o taştan topraktan inşa edilmiş mekanlar bazen insana böyle bir heyecan veriyor. İnsan insana heyecan veriyor değil mi? Yani birisini seviyorsunuz, yüzüne bakmak size heyecan veriyor. Yani aşk böyle bir şey mesela. O da insan, o da insan. Ama bir tanesi sizi çarpıyor yani. Onda bir şey var. Mekanlar da böyle. Yani insanlarla mimarlık ürünlerini ben çok aslında çok benzeştiriyorum. Yani ikisi için de aynı kavramları uygulayabiliyorsunuz. İnsani ilişkilerde aradığınız bütün kavramları aynen mimari mekanlarda aramayı deneyin. İlginç bir arayış oluyor ama çok çok çoğunda çok iyi netice veriyor.